Efendim merhabalar, sanal direktöre hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor. Bizler de Raşit Altun'la birlikte her zaman olduğu gibi hafta boyunca sizlerden gelen oyları açıkladığımız sanal direktörde sizlerin 11'ini, taraftarı 11'ini yine bu ekranlardan anonslayacağız. Birazdan Raşit Altun, hoş geldiniz sanal direktöre. Hoş bulduk. Birazdan maçları değerlendirmeye başlayacağız teker teker sevgili izleyenler, ama her zamanki gibi önce haftanın genel görünümü ekranlara geliyor. İşte Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta sevgili izleyenler. Özgür Kablo Yeni Malatya Spor Beşiktaş'ı konuk edecek. Yarın 13.30'da oynanacak mücadele. Demir Grup Sivas Spor 16'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Adana Demir Spor, Vavakars, Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir Göztepe'yi konuk edecek 19'da. Ve bu şekilde bu maçlarla birlikte cumartesiyi noktalayacağız ve gözümüz kulağımız pazar gününe çevrilecek. Pazar günü 13.30'da Kasımpaşa alt sıralardan kopmak isteyen iki takım Yukatay Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Atakaş, Hatay Spor, Çaykur, Rize Spor'u geçmeye çalışacak. Altay kötü gidişatına saat 16'da son vermek isteyecek. İttifak Holding Konya Spor karşısında GZT Giresun Spor'un konuğu Aytemiz Alanya Spor olacak. Haftanın yine keyifli geçmesi muhtemel maçlarından biri. Fraport'ta Antalya Spor yine saat 16'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek ve Süper Lig'de gözler akşam seansında çevrilecek. Saat 19'da Galatasaray Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Lef Stadyumu'nda hakikaten sonucu merakla beklenen bir mücadele olacak. Bu maçın da sonucunu futbol severler yine beIN Sports ekranlarından takip edebilecek. Ekranları geldi fikstürü açtık. Yani tabii milli ara öncesi inşallah hava şartları malum ülkemizde. Özellikle Malatya Beşiktaş Sivasspor 13.30'da oynanması maçı önünde tabii tabii değil tabii mi? İyi tabii tabii. Fenerbahçe Sivasspor Fenerbahçe ve pazar akşamı da İstanbul'da hani kar yağışı bekleniyor. Galatasaray Trabzonspor maçları inşallah. Yani inşallah tabii bütün maçlar sağlıklı hava şartları iyi ortamlarda oynar, ama tabii özellikle Malatya Beşiktaş ve hani daha soğuk bölgelerde Sivasspor Fenerbahçe maçlarında inşallah bir sakatlık, kaza, milli ara öncesi hiçbir sporcu yaşamaz diyelim. Ama futbol bir salon sporu değil. Kar, yağmur, çamur futbolun içinde var. Bir de tabii bir güzel de tarafı bu yani. Yani diğer takım sporları genellikle malum salonda oynanıyor, ama futbolu bence güzelleştiren faktörlerden biri. Yani karda oynuyorsunuz, yağmurda oynuyorsunuz, rüzgarlı havada oynuyorsunuz vesaire. Zor oluyor tabii sporcular için, ama profesyonel hayat oynayacaklar. Biz de izleyeceğiz. Peki. Bizler de bu maçları konuşacağız birazdan değerli izleyenler. 23. hafta maçlarını birer birer değerlendireceğiz. Ama önce Spor Toto Süper Lig'de ilk konuşacağımız maç olan Özgür Kablo Yeni Malatya Spor Beşiktaş maçıyla sanal direktöre başlıyoruz. Bakalım taraftar nasıl bir 11 belirledi? Özgür Kablo, Yeni Malatya Spor taraftarı nasıl bir 11 seçti? İşte huzurlarınızda. Kaleye taraftar Ertacı koyuyor Raşit Altun. %58 evet. Aldığı oy Ertacın. Bir hata yoksa eğer %4 Murat, %2 Abdülsemet. Boş oy mu attı acaba taraftar? Memnun değil demek ki taraftar. Atıyorlar enteresan. Çünkü boş oy atıyorlar. Atıyorlar. Yani hiçbirini istemiyoruz demek oluyor bu. Ama hani Ertaç neticede Malatya Spor'un birinci kalecisi normal. Stoper hattına bakalım. Semih Kaya ve Sadık zaten. Evet. Ya burada baktığımız zaman Wallace'ın, iyi bir ikili. Evet. Ama Wallace'ın yani olmaması biraz enteresan. Yani Wallace'da neticede Lazio'da ya da Serie A'da oynamış ya da transfer olmuş en azından bir futbolcu. Ya evet, ama yani şimdi bir futbol takımında kötü gidişi İki stopere, bir santrafora ya da bir sağ beke ya da bir kaleciye bağlamak çok yanlış. Futbol bir takım oyunu. Bence özellikle orta sahada çok büyük bir zafiyeti vardı Malatya Spor'un. Oyuncu olarak da sayısal olarak da eksikti. Sağ bek bölgesine de takviye yaptı. Bakalım, göreceğiz. Can da hatırlattı. Semih Kaya'yı da Hamza Hamzoğlu istiyor dedi. Evet. Kubilay Kanas. Kubilay'ı da aldı zaten. Eski öğrencisi Kubilay'da yanılmıyorsam. Evet. Semih Kaya da eski öğrencisi. Bazı teknik direktör Capello'da da özellikle vardır bu. Bazı teknik direktörlere kapıyı bir yere kafeyle Emerson'u kuşuyor. Emerson'u değil mi? Emerson'u doğru, her yere götürürdü yani. Her tarafa. Bazı o da Kavulay Kanasuz kuşu aldı. Semih'i de istediği medyaya yansıdı, ama tabii bilemiyoruz transfer olacak mı.
Bakalım beklerde kimler var? Öznur Kablo yeni Malatyaspor'da. Yeni transferler. Cezayirli oyuncu. Cezayirli evet. Bakalım performansı bilmiyoruz açıkçası. Rusya'dan aldı herhalde oyuncuyu. İzleyip göreceğiz. Zeffani ama taraftan hani o kadar şey yapmış ki Sabek'te hemen %86'yı vermiş Zeffani'ye. Bakalım orta sahada kim var? Öznur Kablo yeni Malatyaspor'da sevgili izleyenler Beşiktaş mücadelesinde Azubuke ve ligimizde birçok takımdan tanıdığımız. Abit Azubuke tabii bizim ligimize uygun enerjisi yüksek bir oyuncu. Abit için de geçen sene Hatayspor'da hakikaten iyiydi. İyi bir transfer olarak düşünüyorduk Malatyaspor transfer ettiğinde ama hani o performansı yanına bile yaklaşamadı açıkçası. Yani iyi bir performans sergileyemedi Abit. Ben de katılıyorum. Belki Ribery öyle mesela orada çok iyiydi Hatayspor'da. Burada olmadı yani. Belki bundan sonra tabii. Onu izleyip göreceğiz. Devam edelim bakalım. Öznur Kablo yeni Malatyaspor taraftarının belirlediği 11'de kimler var? Beşiktaş'a karşı değerli izleyenler. Mustafa Eskiyelaç artık bence zaten önde oynamalıydı evet. Da. Mustafa şu anda ideal pozisyonunda oynuyor. Adem Büyük yine sol kanatta evet. %52'lik aldığı bir oy var yine Adem Büyük'ünde. Bakalım 10 numara mevkiinde kimi istiyor taraftar? Şu ya. Derdi. Münir yani. Münir evet. Münir evet. Önde de Diko herhalde. Diko da yanılmıyorsam Gaziantep Spor'dayken Şumudika'nın transfer ettirdiği bir oyuncu mesela. Şumudika da mesela eski oyuncusunu istiyor. Birçok oyuncu da var bu. Hücumda Diko'nun Adem evet. Büyük'ün yerine tercih edilmesini ama biraz orada tabii Tettehin olmaması da bence. Hatta daha Afrika Kupası'nda evet. Hani Diko önde Adem'i de sola atmış. %52 almış o da az değil yani. Peki. Bence işte, mesela aslında Münir solda 4-4-2 daha hani uygun gibi görünüyor ama tabii Beşiktaş'a karşı da bu kadar cesur oynayabilir mi? Onu göreceğiz hocayı. Öznur Kablo yeni Malatyaspor'da. Yani ben diyorum ki Münir solda böyle. Adem Diko ortada Azubuike Abid Mustafa Eskiyarlaç klasik sağ açık klasik sol açık Münir. Çok yani çok, ligin en fazla çalımata oyuncusu Münir gibi ama tabii Beşiktaş çok güçlü bir takım. O tabii biraz şey olur. Hani orta sahada. Şumudika'nın ertelenen Gaziantep Futbol Kulübü maçın ertelenmesinden sonra hatta o T bölgesinde hakem itirazdan hani ertelenen maç artık olay bitti. Yani, kırmızı kart görmesi. Ben Şumudika hakkında Malatyaspor'a tabii büyük saygı duyuyorum ama hoca hakkında çok da artık bu şeyler konuşulacak şey değil yani bence. Neden hocam? Yani maç ertelenmiş artık, gitmiş yani. Nedeni geçtim ben. Artık yeter hocam ya. Hani yeter yani. Misafirsin tamam. Biz de biliyoruz. Misafir başımızın üstünde ama artık yeter diyorum. Haftaya da Karagümrük'te oynayacak İstanbul'da zor maçı var Malatyaspor'da. Yani evet. Şeyden sonra aradan sonra. Devam ediyoruz. Beşiktaş'ta bakalım taraftar. Siyah beyazlı taraftarlar nasıl bir oy kullandılar? Hafta boyunca işte ekranlara geliyor. Kalede Ersin Destanoğlu var. %99. Yani %100'e doğru güveniyor. Yani zaten herhalde o %1 de eli yanlışlıkla hani işaretleyememiştir. Olur ya sonuçta bir yanlışlıkla bastınız mı oy gidiyor. Hakikaten yıllar sonra Beşiktaş kalecisini buldu. Devam ediyoruz. Bir daha %33 Montero. Evet, Montero. Sanki bu ikili de Önder Karev. Wellington'da de zaten hani yok. Evet. İyi bir ikili tabii. İyi. Yani biri genç, biri deneyimli. Klasik vardır ya öyle işte stoperi biri genç olacak, biri deneyimli olacak. Hakikaten öyle. İki tane bence üç düzey stoper. Bakalım beklere. Rozier %98 aldığı oy. Tabii burada Beredman. Yani burada bence Beşiktaş için ve Türk futbolu için en gurur verici Ersin'in 2001 doğumlu Ersin 99 alması. Rıdvan'ın da %97 alması ve ikisi de altyapıdan çıkmış oyuncu. Yani bu Beşiktaş taraftarının ne kadar güvendiğini gösteriyor iki oyuncuya. Ben de katılıyorum. İşte Beşiktaş savunma hattı böyle sevgili izleyenler. Bakalım orta yani sahada. İdeale yakın yani. İdeal beşlisiyle sahada. Evet. Hani bugün Wellington zaten bizim oylamalarda genellikle taraftar Montero'yu tercih ediyordu biliyorsun. Evet. Josef Destoğuz'da %34 aldı oy. Evet. Devam ediyoruz. Ya söylemeye gerek yok. Yani ligin en iyi defansif orta saha oyuncusu. Pjanic sanki biraz daha iyi oldu gibi. Ne diyorsunuz Raşit Altın? 8 numarada. Yani Pjanic'le ilgili bilmiyorum. Hani çok da fazla Juventus ve Barcelona'da oynamış oyuncuyla ilgili. Yani Pjanic performans sergileyemiyorsa burada bir taktik hatası vardır. Bir şey vardır. Yani Pjanic'le ilgili olduğunu ben yani en üst düzey
A sınıf oyuncu. Hani Türkiye'de kaç tane böyle oyuncu var? Mesut Özil var. Bu kadar yüksek seviyede oynuyor. Yani sanki Pjanić daha iyisini takıma verebilecekmiş de 6 numara onu veremiyormuş gibi. Ama Beşiktaş'ta, hatta bence oyuncu da bunlar rahatsızmış gibi. Ya Beşiktaş'ta özellikle Şampiyonlar Ligi, hoca değişimi böyle bir şey oldu yani. Böyle bir türbülans oldu sezonun hani. Ama sanki şu anda sular duruldu değil mi? Duruldu. Önder Karevir yönetiminde. Evet. Yani ben sana söyleyeyim hani laf lafı açtı. Yani biliyorsun 8'de kapanır 18'de diye bir laf var. 16 puan fark var. Hani daha ligin bitmesine 16 hafta var. Yani ben Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de Trabzon'a daha fazla yaklaşacağını düşünüyorum. Tabii ki hala şampiyonluk ihtimali düşük. 16 puan çok yüksek bir fark. Ama Trabzon'la maçı var Beşiktaş'ın. Fenerbahçe'nin de Trabzon'la maçı var. Beşiktaş gerçi Trabzon'a gidiyor ama sonuçta rakibinizle kazanırsanız puan farkını kapatıyorsun. Yani futbolda olmaz olmaz diye bir şey yok. Daha 16 hafta var. Çok uzun bir süre var yani. Ki birazdan konuşacağız. Galatasaray'la evet. Karşı karşıya. Burada Teixeira'nın bilmiyorum o olması hani taraftar biraz tabii. Biraz seni şaşırttı mı? Teixeira'nın ya varlığı. Tabii, ya isim olarak çok üst düzey bir isim. Oğuzhan da onu söyleyecektim. Oğuzhan da fena oynamıyor. Bence yani. De yani. Mesela Oğuzhan'ı birazcık orada tercih edebilirdi diye düşünüyorum ben. Hadi Can Bozdağ'ın diyemem. Can Bozdağ'ın hani bir istikrar sorunu yaşıyor ama ya Oğuzhan Özyakup ben beğendim. Yani ama Teixeira da yani tabii çok üst düzey bir oyuncu. Gezellerin. Evet. Gezal %98. Larin'i beğendim. Larin'in performansında bir dalgalanma var mı? Var ama ama geçen sene çok büyük katkısı var. Takıma. Şampiyonlukta. En uçta ise bir şey Batu Şahin. Burada sadece iki yerli oyuncu tercih etmiş. Sevgili Beşiktaşlar. Bu da Güven Yalçın'ın takımda olma ihtimalini ya da başka birinin. Ya da Oğuzhan Özyakup. Bence mesela burada Teixeira yerine Oğuzhan da olabilir. Ya da hani bilemiyorum zemin nasıl olacak tabii ona göre de belki hoca karar verecek. Yani Sivas'ta pardon Malatya'da nasıl bir zeminde nasıl bir hava koşulu şartlarında oynayacağını bilmiyoruz yarın. Hani belki ona göre bir oyuncuyu daha tercih edebilir hoca. Yani ona göre bir taktik diziliş yapabilir. Onu göreceğiz tabii. Örnek veriyorum mesela. Hani Necip'i daha defansif güçlü bir oyuncuyu da Joseph'in yanına koyabilirim. Mesela örnek veriyorum tabii yani. Sonuçta dirençli, fizik gücü yüksek bir oyuncu. Daha hani güçlü orta saham olsun, orta sahayı geçirmeyeyim. Hava kar mı yağacak, sert mi olacak, buz mu var? Saat 1.30'da ne olacağını bilmiyoruz. Hani ona göre tabii ki ama hani tabii ki taraftarlar gönlünden geçeni oyladığı için böyle iki yerli oyunculu kadroyla sahaya çıkmış Beşiktaş. Peki. Beşiktaş'ın haftaya da Antalya ile oynuyor. Vodafone Park'ta. Evet. Yani hafta ederken izleyicilerimiz aradan sonra Beşiktaş Antalya ile İstanbul'da oynuyor. Bir cümle senden maç yorumu alayım, kapatalım. Diğer maça geçelim. Ya valla tabii yani. Ya Malatya Spor'da çünkü. Evet. Hakikaten yani artık şiddetli puan ihtiyacı var. Değil, ligin sonuncusu değil mi? Evet 15 evet, sonuncusu. Puanı son her maç ölüm kalım maçı. Yani normal şartlarda, normal zeminde hani oynansa çok ben ağır bir şekilde Beşiktaş'ın favorisi maçın olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hava şartları ne olacak? Çünkü kar, buz, işte yağmur orada o zaman yetenek farkını, kalite farkını en aza indiriyor. İstediğiniz kadar yetenek koşulları karla eşitliyor değil mi? Evet yani o şartı eşitliyor. Takım kuvvet dengesini eşitliyor. Ki Malatya'nın da alışık olduğu, sevdiği, bildiği hava koşulları ve zemin. Yani sonuçta yetenek orada kalkıyor. Yani evet. Şimdi Pjanić buzda ya da karda nasıl performans gösterebilir? Pjanić Malatyalı muadilinin hani şeyine iniyor. Yetenek olarak tabii. Yani o yüzden bilemiyoruz ama normal şey hava güzel olursa ben Beşiktaş'ın maçın favorisi olduğunu söyleyebiliriz tabii. Peki. Güçlü Beşiktaş'ın kadrosuna bakınca güçlü bir kadrosu var gerçekten. Böyleydi sevgili izleyenler Raşit Altın'ın genel maç, maç değerlendirmesi. Güzel bir maç olacağı. İnşallah sakatlık olmasın her takım için tabii bütün maçlar için söylüyorum. Diyor Raşit Altun ve devam ediyoruz. Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe mücadelesiyle sanal direktöre bakalım taraftar nasıl bir 11 belirliyor? İşte huzurlarınızda Demir Grup Sivasspor'un 11'i kalede Ali Şaşal Bural var liginde değil mi? En yani deneyimli. Deneyimli. Ya mesela şey için konuşuyoruz. Kalede ya, güven veren. Kalecisi mesela Sivasspor'un Ali Şaşal Bural. Kamara, Caner Osmanpaşa. Ya tabii çok eksiği var ama yine iki tane hani ligin iyi stoperlerinden, uyumlu stoperlerinden ikisi. Devam ediyoruz. Bekler Ahmet Oğuz.
ve solda da yine ligin Uğur. Bence yani standarttan 10 üzerinden her zaman 7 oynayan. 2 yerli değil mi? Evet. Yerli. Bence iki gerçek profesyonel oyuncu. Ekranda Ahmet Oğuz'la Uğur. Koray ve Kapi. Yani tabii çok eksiği olduğunu izleyicilerimiz de biliyor ama hatta tekrarlayalım. Hakikaten Kerem sen Atakan paylaş. Keskin de yine son haftaların yıldız futbolcusun. Devam et. Durumlar net değil. Biz oylamaya sunduğumuzda oyuncular abi oynayacak esas gibi. Faysal Fajr'la daha da önemlisi ligimizin star oyuncularından Max Gradel. O da tur atladı bile şey. Ülkeleri tur atladı. Fil dişi sahilleri gelmesi gecikiyor. Çok eksiği var. Hakan Aslan. Hakan Aslan önemli bir eksik. James, orta sahada önemli eksik. Hani Felix çok oynamıyor ama evet. İspanyol oyuncu eksiği var ama her takım için bu geçerli tabii yani. Fenerbahçe'nin de var. Beşiktaş'ın da oluyor. Galatasaray'ın da oluyor. Biraz dünya olarak hani zorlu şartlardan geçiyoruz. Yani ki. Hatta izleyenlerimizle paylaşayım bu bilgiyi de. Hani Kerem Atakan Keskin'i biz koymuştuk. Diğer diye bu diğer panelinde değerli izleyenler. Evet, normalde Kerem Atakan Keskin vardı. Oyların büyük çoğunluğunu almıştı ama oynayamayacağı için oyuncu. Bizler de zaten hafta boyunca size oyla attırdığımız için ve hafta içi maçında Kerem Atakan Keskin'in problemi ortaya çıktığı için çıkarmak durumunda kaldı. Yani Özkan da fena değil hani orta sahada. Hoca da oynatıyor artık. Hı hı. Evet. Bakalım ne olacak? Altyapısına yetişmiş Sivasspor da altyapıda artık ufak ufak genç oyuncuları oynatıyor. Ligin biliyorsun ilk yarının en yaşlı takımıydı yaş ortalaması yani sahada oynayan. Ama işte Kerem Atakan Keskin var. Şimdi Özkan'ı oynatıyor. Hani genç oyuncu artık bir altyapıda yapılanmaya da gitmiş Sivasspor 4-5 sene önce. Altınordu'dan bir hoca şimdi kusura bakmasın unuttum ismini transfer etmiş ve bir yapılanma var orada da. Önümüzdeki yıllarda Sivas altyapısında milli takımlara alt yaş kategorilerinde oyuncu da vermeye başlamışlar. İnşallah Sivasspor artık ligimizin büyük takımlarından biri. En uçta Yatabare demiş taraftar. Bu Demir Grup Sivasspor'un 11'i değerli izleyenler. Peki bakalım Fenerbahçe taraftarı nasıl bir 11 belirliyor, ekranlara geliyor. Kalede Berke Özer %80. Berke'nin performansı nasıl diyorsun? Valla zaman zaman iyi ama hani ya insanda hani o 6 aydaki güveni en azından bende henüz vermedi. Aslında başında vermişti ama hani bazı pozisyonlarda olur ama çok 2000 doğumlu oldu çok genç bir kaleci. Hani kaleci için en önemli şey ne? Deneyim. Evet. Yani deneyimi inşallah gün geçtikçe kazanacak. Devam ediyoruz. Serdar Aziz %35. Kim Mince %43. Hmm. Beklere bakalım Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın takımında. Nazım. Taraftarın 11'i. Nasıl? Salahi'nin cezalı olduğu durumda. Hoca 4'lüye geçti. Normal Noah'ın olması. Mert Hakan da yine. Evet. Yok Fenerbahçe'de. Ferdi'nin de hani kadrodan çıktığını izleyicilerimize söyleyelim. Tam adı konmadı ama. Tam adı konmadı ama. Covid semptomları gösteren oyuncular yani daha doğrusu, alınmadı dendi. Evet yani. Mesut da yine bunlardan. Mesut da hani bilemiyoruz tabii onlar mı ama. Kadroda yok. Zayt Sosa iyi bir ikili. Bence de iyi bir ikili ama Crespo'da. Ben Crespo'yu zaten ben, hani. Evet yani. Hemen baktım hani Crespo'da bir şey var. Belki Crespo'da bilemiyoruz. Şey belki var yani onu da şimdi tam bilemediğimiz için malum sebeplerden. Ben Crespo'nun daha dinamik olduğunu düşünüyorum mesela Luis Gustavo'dan ki hoca da onu tercih ediyor. Evet. Devam ediyoruz. Değerli izleyenler, İrfan Can Kahveci. Ha, tamam, Crespo'yu buraya almış. Evet. Kanatta, solda. Pelkas önlerinde 10 numara mevkiinde Crespo'nun bulunması da. Demek ki biz hani şey yapmışız. Ben kadroda göremedim. Ya bilemiyorum. Zayt önde, Crespo arkada sanki daha. Ya da Sosa önde, Sosa Crespo. Sosa önde, onu söyleyecek. Yani mesela gibi olur diye düşünüyorum ben de. Bakalım İsmail Kartal ne diyecek? Evet, Üçtaysa. Valencia, Serdar Dursun da Berisha yedekledi. Bence bu enteresan da hani Valencia taraftar güveniyor tamam ama ben Serdar Dursun'un da hani fena oynamıyor. Ben de aynı fikirdeyim ama. Ligin en çok kafa gol atan oyuncusu. Hücumda da evet. Sırt dönük çok iyi oynuyor. Ben beğeniyorum Serdar'ı. Yani futbolda böyle bir şey tabii yok. Hiçbir teknik direktör tercih etmiyor ama mesela deplasmanda Valencia, Kadıköy'de Serdar Dursun hani çok orta geldiği maçlarda olabilir diye düşünüyorum. Sevgili Fenerbahçeliler de böyle tercih etmiş. Hocayı göreceğiz. İyi bir kadro
Yine var Fenerbahçe çok eksiklere rağmen. Onu da söyleyelim. Haftaya İrfancan'ın da, performansını beğendim. İrfancan'ın hatta yaptığı baş sona açıklamalar da bir hayli... Şimdi eleştiriliyor. Çok sustum dedi. Evet tamam sustum ama şimdi Can, Fenerbahçe'nin ya da işte Beşiktaş'ın ya da Galatasaray'da oynuyorsanız ve yıldız bir oyuncuysanız her zaman maksimum performans. Yani Fenerbahçe formasıyla oynamanın bir bedeli var yani. Her futbolcu için var. Eleştirilirsiniz. Bunu bu hafta yaptığı gibi, Altay maçı yaptığı gibi sahada gösterecek. Kimsenin İrfan Can'ın yeteneğiyle futbolcuyla ilgili bir tereddüt yok ki. Sahaya bunu yansıtmasını istiyor taraftar, tabii Fenerbahçeliler, futbol severler. Bu da çok doğal bir şey yani. Hakaret olmadığı sürece, bilemiyorum herhalde yoktur yani Fenerbahçe futbolcusuna da hakaret. Eleştiri olacaktır. Ya bununla yaşamayı herkesin, yani Fenerbahçe başkanı da, Galatasaray başkanı da, Beşiktaş başkanı da, teknik direktörler de, yani bu kadar büyük camiaların hocası, teknik direktörü, futbolcu eleştirir, bu normal diye düşünüyorum ben. Bir cümle maç yorumu alayım. Yine inşallah işte kar, zemin, hani hava şartları inşallah şey olursa, her şey uygun olursa, ısıtma tabii var tabii stadyumlarda. Bence çok korakor bir maç olacağını, ortada bir maç olacağını düşünüyorum. Aradan sonra da Fenerbahçe Başakşehir'le oynuyor. Peki. Kendi sahasında. O da güzel maç ama ben hani haftanın en güzel maçlarından biri olabileceğini düşünüyorum. Sivasspor-Fenerbahçe maçının 3 sonucu açık. Her şey olabilir. Bunlar da son yorumları oldu. Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynanacak mücadele öncesinde nasıl bir 11 belirledi ekranlara gelmeye başlıyor. Ben mucizevi dedim. Sen galiba ona rahatsız yani mucizevi derken Okan Koç'un son hani saniyesini. Son saniye penaltısını hani biraz romantize etmeye çalıştım. İnanılmaz mücadele ediyor Giresunspor. Evet. Tüm sanal direktörde 11'lere baktığım zaman hani bir oy bile kaçmamış Okan Koçuk. Çünkü bir oy bile kaçtı kimse. 99 hani el titrememiş, anladın mı? Bir şey söyleyeceğim yalnız. Hakikaten müthiş mücadele. Transfer yasağı devam ediyor. Tahtası kapalı. Okan Koçuk'la yani bütün takım halinde inanılmaz mücadele gösterdiler. Okan Koçuk da tabii son yani inanılmaz bir performans. Hakikaten Bursa Spor'dayken de öyleydi. Vakti gelmişken, kaleci şeyi müthiş. Sen Okan'dan bahsediyorken Galatasaray'ın kiraladığı isimlerin performansı. Tabii yani. Okan Koçuk, bence, Emrah Baba. Bence tebrik etmek lazım. Okan Koçuk'u da, Yunus Akgün'ü de. Emrah Baba. Emrah Baba'yı da tebrik etmek lazım. Yani hakikaten üstüne performans sergiliyorlar. Bakalım Okan Koçuk. Tabii bir görüşme olmadı deniyor ama hani ben son dakika yine son sahnede Galatasaray'a dönebileceğini düşünenlerdenim yani. Çünkü Galatasaray bir yedek kaleci arıyor ve bulamıyor. Sözleşmesi var Okan'ın. Yani Giresunspor'a kendi oyuncusunu geri almak için bir ödeme ya da bir transfer ya da bir şey yapabilir yani. Hayat bu. Profesyonel hayat bu. Yani şöyle bir şey düşünsene, sen oyuncuyu kiralamışsın. Devre arası geri almak istiyorsun. Para ödüyorsun ya da bir oyuncu veriyorsun. Olabilir. Yani hele özellikle Galatasaray'da hani son bir senede her şey olduğu için bu da olabileceğine inanıyorum ben. Mesela bir santrafor almak istiyor Giresunspor. Herhalde onların transfer tahtası kapalı. Çok yüksek bir bedel değil galiba yani şey transfer tahtasını açmak için. Bir çok golcü mü göndermek? Galatasaray şimdi düşünüyor. Yok, golcü de göndermez. Hayır, golcü yani bir para öder. Onlar da o parayla transfer tahtasını açtırıp golcüyü transfer eder gibi. Burası Türkiye yani. Olmaz diye bir şey var mı? Peki. Şimdi mesela bunu ben anlattım ya, olur mu öyle şey diyen çıkmıyor. Aa, doğru ya, olabilir yani, burası Türkiye ile Galatasaray söz konusuysa olabilir demişlerdir yani. Son aylardaki kaostan sebep söylüyorum. Peki, right müthiş da. Hakikaten Okan'ı hakikaten yani iki tane penaltı yani. Tabii yani. Çok, hakikaten evet. Bambaşka bir seviyorum. Bence ikincisi daha şeydi, önemliydi ve ikincisinde yani birincisinden biraz yatıyor ama ayaklarına geliyor, çarpıyor diyelim. Hani orada yine hani ikinci kurtarmak. İkinci çok net kurtardı ve sürekli yapıyor bunu. Yani Bursa Spor'dayken de yapıyordu. Penaltı kurtarma oranı gelen son 17 penaltının 9'unu kurtardı Okan Koçuk. Çok yüksek bir rakam bu yani. 17'de 9. Yani. O kadar olduğunu bilmiyorum ama ben şimdi. Son 17'de 9. Ben de %40 gibi biliyorum. Çok, ya çok 17-8 ya 17-9. 8'dir o zaman. Çok fark var. Yani ben de şu anda lafı geri alayım. Hayır ama 8-8-16 alıyor. %50'nin altına düşüyor 17 penaltıda. 9-9-18 oluyor. Pardon, %50'nin 9-9-18, %50'nin üzerine çıkıyor yani. %50'nin üzerinde de bilemiyorum penaltı kurtarma oranı dünya tarihinde. Yani şöyle olur, iki maç, bir maç kaleye geçersin, kurtarırsın, öyle olur yani. Böyle uzun süre geçip çok zor yani. Bakalım stoper hattında Giresunspor taraftarı nasıl bir seçenek
sunuyor. İki tane Perez uzun, evet, bak ligin uyumlu, iki tane çok uzun boylu olmayan ama atletik, evet, dinamik. Tabii. Hakikaten böyle canavar gibi stoper derler ya, düşük maliyetli. Tabii. İki tane stoper yani. Bir kere yani Giresunspor'da bireysel performanslardan ziyade Okan'ın Trabzonspor maçını ayrı tutmak lazım. Takım oyunu performansı, tabii ki Hakan Keleş'in performansı ön planda. Bakıyoruz beklere, GZT Giresunspor taraftarı Trabzonspor maçı. Zeki Yavru'yu kafu yaptı yani, biraz abartıyorum tabii. Biraz abartıyorum ama Zeki müthiş ama oynamıyor mu Zeki, evet, yani? Yani katılıyorum yani Raşit. Hatta Aziz Bey hiç de iyi oynuyor. Çok iyiydi, evet, Trabzon maçında. Bakalım, devam edelim. Orta sahada Flavio. O da iyi oynuyor. Hatta bak taraftar Zeki'yi Zeki oraya yani, yazdı. Olsa iki tane olsa ikinci yine oynatacak. Yani orada da iyi oynuyor çünkü oyuncu. Hakikaten bence altın çağını yaşıyor. Zeki Çelik ve transfer edilirken yani biraz böyle eleştirilmişti. Ya işte Zeki Çelik'i alıyor, Hakan Keleş Zeki Çelik'i Zeki istiyor. Yavru. Şey pardon, Zeki Yavru'yu istiyor, Zeki Çelik ister zaten. Hakikaten eleştirilir değil mi? Arka arkaya doğru yani. Düşke söyleyince bir yer uyarmak zorunda. Hayır, adam Atletico Madrid istiyor yani. Zeki evet, Çelik isterse eleştirilir. Zeki Yavru'yu istiyor diye böyle de hocaya da böyle bir serzenişte hafif bir şey oldu, eleştiri. Hoca da şey, al dedi sana Zeki Yavru. Buyurun Zeki Yavru dedi. Bakalım orta sahada taraftar ne diyor? Taraftarın 11'inde Süleymanov. Bu da bedava alınmış bir oyuncu. Vallahi Şavit Süleymanov, evet, ben de beğendim. Serginho çok özel bir oyuncu. Diabete, çok mücadeleci. Diabete şeyden, kiralık Trabzonspor'dan. Flavio kiralık Trabzonspor'dan. En uçta ise GZT Giresunspor'da Umut Nayır attı Trabzon'a. Büyük maçların golcüsü değil. Hani Galatasaray'da atmıştı şeyde. Evet. Beşiktaş'ta oynarken. Hakikaten şık bir gol. Şunu söyleyeyim burada da, yani futbol tabii sürekli değişiyor ama böyle kule santraforun modası hiçbir zaman geçmez de değişmez de. Çünkü fiziksel üstünlük. Bu sene de, bu hafta da hepsi gol attı. Yani Sörloth attı, Serdar Dursun attı, Umut attı. Tabii. Haaland, yani mesela oynatmıyor tabii. Guardiola, Kun Aguero öyle oynadı da yıllarca. Ama hani kule santraforunda şeyi geçmez. Yani Zlatan hala oynuyor işte. Son dönemde Vlahovic'i beğeniyor musun? Yok canım, beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum. Çok kötü. Yani hani kim beğenmez hani, abi Vlahovic'i? Bahsettiğin gibi hani evet, kule, kule santrafor dedin ya biraz daha hareketli, seri tabii hareketli. Vlahovic'i bilmiyorum. Beğenmeyen de tabii olabilir ya. Hayat. Tam bahsettiğin gibi oyuncu aslında yani. Yani benim bir arkadaşım vardı. Hani yeni çıktığında Messi'yi beğenmiyordu. Şimdi ismini söylemeyeyim de ayıp olur. Şimdi. Tanıdığımız biri mi? Yani Komoy tarafından tanınan biri. Peki. Şimdi şey, futbolcu değil yani. Peki. Böyle GZT Giresunspor'un 11'i değerli izleyenler. Bakalım Aytemiz Alanyaspor taraftarı ne diyor? Bir de bakalım Aytemiz Alanyaspor taraftarına. Kalede Marafano var. %55 aldığı oy Marafano'nun. Devam ediyoruz. Yani Serkan, evet, şey gelince, gerçi Bülent Korkmaz da son haftalarda kesmişti ama Serkan'ı hani sezonun büyük bölümünde çok da iyi götürmüştü. Farioli Marafano'ya da döndü. Beklere bakalım. Aytemiz Alanyaspor, Juanfran ve Borja. Yine kaliteli bekler. Evet, net. Tabii tabii. Ligin iyi bekleri. 90 dakika seyrettim Hatayspor maçında. Yani iç sahada Aytemiz Alanyaspor. Ama böyle bir şey patladı. Geçen sene yani de aynısını yapmıştı. Konya, şey pardon, Hatay'a Alanya karşı. Hatay maçları inanılmaz oluyor yani. Evet. Bakalım orta sahada Aytemiz Alanyaspor. Film kopuyor. Alanyaspor. Geçen sene de 6-0 yenmişti, tabii, biliyorsun. Film kopuyor, evet. Film kopuyor yani birden. Fatih ve Umut. Hı-hı. Yine yerli rotasyonunun önemli, evet, oyuncuları. Devam edelim. Aytemiz Alanyaspor 11'ini sizlerle paylaşmaya. Ligin bence performans anlamında şimdi ekranlara gelecek. Şu anda ben en iyi istiyorum. Kim o? Sağ kanat. Efecan. En formda sağ kanat yani, diyorum ligin. Evet. An itibariyle. An itibariyle bugün. Emre Akbaba da fena oynamıyor canım. Ben kanat... Tamam. Yani Davidson'a yani iyi bir kadrosu var tabii. Alanyaspor'un birbirine uyumlu. Gönderdiği Galatasaray'ın Raşit Hatun 3 oyuncu da geri dönüp önümüzdeki sezon. Ya yani onu bilemiyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Sevgili Can. Galatasaray'da oynamak yoksa hakikaten. Yani Galatasaray'da değil sadece. Büyük takımda oynamak. Yani Beşiktaş'ta oynamak. Ama bu kadar fark etmesi çok garip değil mi? Yani fark ediyor ama ya. O baskı çok farklı yani. Yani bir kere şimdi rakip size kapanmıyor. Yani şöyle, buna şöyle örnek vereyim. Mesela Galatasaray'ın Avrupa Kupası'ndaki performansı. Doğru.
Yani rakip açık oynuyor. Ama işte Galatasaray'da olduğun zaman ceza sahasında 5-6 kişi kümeleniyor hani. O çok kolay değil tabii ama bir de tabii bence kafa olarak da çok rahat Emrah Baba Alanyaspor'da. Taraftarın da çok evet, sevdiği bir isim evet, değil evet, mi? Tabii Galatasaray taraftar baskısı da oluyor. Stadyumda da dışarıda da sosyal medyada da Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de Trabzon'da da yani büyük takımlar olarak o baskıyı kaldırma her oyuncu kaldıramıyor diyelim. En uçtaysa bir son Eduardo var. Jeju ile birlikte Avaziyem'de onlar da Afrika Uluslar Kupası'ndalar. Evet. Golü de var. Yalnız orada Oğuz Aydın'ın performansı var. Oğuz Aydın'ın özel performansı var. Son iki hafta 3 gol attı yanılmıyorsam. Evet. O da hani 2000 doğumlu. O da böyle fiziği falan. Hani ben biliyorsunuz ben geliyorum diyorum fizik yavaş gücü yavaş. Yüksek oyuncu seviyorum. Evet. Yani bu tabii yani herkesin bir şeyi var. Efecan da hakikaten müthiş oynuyor ama ben ama daha böyle sağcılı, kuvvetli iki mücadelerde vesaire. O da enteresan 2000 doğumlu bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu yani. Genel bir cümle maç yorumu alayım sonrasında. Vallahi bu da çok keyifli bir maç olacak. Yani geçiyor. Ben tabii ki Giresun yani 3 sonuca yine açık bir mücadele. Bol gollü olabilir diyeceğim ama Giresun'da bir gol atma sıkıntısı devam ediyor. Bir santrafor takviyesi işte şartlar nedeniyle yapamıyorlar. Hani çok daha fazla can yakabilirdi Giresun. Bir yani bir santrafor takviyesi daha yapar. Yani Balde, Umut Nayır ama işte bir oyuncu daha alabilse ki Güney Amerika'dan bir oyuncuyla hani bir teması kovalıyorlar ama duyduğum kadarıyla işte bu transfer tahtası vesaireden sebep yapamıyorlar. Yaparsa çok farklı olabilirdi Giresun Spor. Çok güzel bir maç izleyeceğiz. Tam onu söyleyecektim. Haftanın en güzel maçlarından biri olacak. İnşallah. Böyleydi GZT Giresun Spor Aytemiz Alanya Spor maçında taraftarın 11'i sevgili izleyenler geçiyoruz. Haftanın maçına Galatasaray Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de işte haftanın maçında taraftarın 11'i ekranlara geliyor. Yani burada ben bilemiyorum İsmail Çipe'nin ben bu kadar da gollerde hata şimdi Kasımpaşa maçında gollerde Alanya deplasmanında da 3. golde ters köşeye attığı pozisyonda kale arkasındaki görüntüye sevgili izleyicilerimiz Hatay maçında baksınlar. Lobianitse galiba vuruyor. Top kramponun ucuna çarpıyor Markağan'ın. O kaleciyi böyle yatırıyor. Yani bilmiyorum genel ben bu kadar da ama bence o kadar da değil yani. Hani Galatasaray'da bütün ihale günah keçisi olmuş çocuk gibi, evet, bence öyle kimse iyi oynamıyor Galatasaray'da. Ben o kadar da hani İsmail Çipe'nin Raşdaldo son kötü Kasımpaşa maçında ne yapabilirdi gollerde mesela İsmail Çipe? Hepsini geçtim. 6 kilometre daha çok koştu Galatasaray'da. Hayır ne yapabilirdi? Donkor'da bomboş vuruyor. Nefis vuruyor. Umut Bozok harika vuruyor. Kalenin içinde neredeyse. Evet penaltıdan daha kolay pozisyon. Zaten 3. golle zaten bomboş üçüncü kaldı. Golde zaten yapacağı bir şey yok. Yani bu İsmail Çipe şeyi hani ben de tanımam etmem bu arada İsmail Çipe'yi de. Hani sanki öyle bir savunduk ki. Arkadaşım yani bu kadar da değil bence. Sorun Galatasaray'da İsmail Çipe değil. İsmail Çipe'ye gene kadar çok sorun var Galatasaray'da. Peki bakalım Galatasaray'da zaten birazdan da konuşacağız yine. Değerli izleyenler taraftarın 11'iyle devam edelim sanal direktörde. Nelson ve Marka ikilisi. Bundan yani birkaç, hatta bir ay önce diyeyim. Evet. Yine bu programda ligin en iyi ikilisi olarak evet. Gördüğümüz. Yok bence. Yani iyi bir uyum ya. İyi ikililerden biri dedik ya. Vitor Hugo Edgar'ı ediyorduk Galatasaray'da. Evet, iyi bir uyum ya. Nelson Marka iyi bir uyum. Hala diyoruz ya Raşit ama yine aynı biraz. Şubat'ta evet. 4 puan var evet. Yani. Galatasaray için çok stresli, sıkıntılı günler başladı. Kadroyu yapalım, devam edelim. Onu peki. Konuşuruz. Bakalım bekler ekranlara gelecek. Yani hani çok yani biz yani Türkiye'de maalesef özellikle yabancı oyuncu transferi zaman çok fazla abartıldığını düşünüyorum ben. Yani. Bunların biri de Sacha Boey. Yani uçuyor hani sanki Sacha Boey yani geliyor sağdan kendi yaptığı ortaya kafa atıyor gibi oldu yani. Bir kere sürekli sakatlık sorunu yaşayan bir oyuncu. Hatayspor maçında seyrettik yani. 4. golde geriye koşarken shocking yapıyor yani. Depar atmıyor. Mesela Van Aanholt'u hani çok eleştiriyoruz. Ben Van Aanholt'u biraz daha... Ben Van Aanholt'u... Ben beğeniyorum Van Aanholt'u. Bence Van Aanholt'un arkasında bir sol bek oynarsa süper olur o zaman. Biraz ben şeye benzetiyorum. Caner'e. Caner Erkin'e. Yani ben mesela hani sol bek... Biraz daha hücumcu kimliğini önde biraz daha değil. Yani hücum var. Evet defans yok. Ben hakikaten ben de anlamakta güç çekiyorum. 220 Premier Lig maçı oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama defansif olarak... Kendini...
Yani iyi değil yani. Devam ediyoruz Galatasaray'ın orta sahasında. Hayır, geçen yaz da Hollanda milli takımındaydı. Evet. Kadrodaydı yani. Ama Fanhan konuşamadım. Van Gaal geldi ve direkt kesti. Fanhan. Hoca demek ki. Böyle bir gerçek. Evet. Devam ediyoruz. Çıkıldağ ile Berkan ikilisi. Eleştiri, genel eleştiri. İki oyuncu yani, için fizik gücünün yani geride kalması rakiplerine yok karşı. Şimdi şöyle, Çıkıldağ'ın fizik gücü, Berkan'da sadece fizik gücü var. Hani solak ve bu kadar az yetenekli oyuncu dünyada azdır. Yani solak ne demek? Solaksa yeteneklidir yani. Şimdi buradan biri gelse solak mesela, kesin yeteneklidir bak. Halı sahaya götürelim. Solak ve bu kadar az yetenekli oyuncu ben hiç hatırlamıyorum. Yani futbolda bilmiyorum. Mutlaka vardır da. Hani biraz şey. Evet. Çok koşuyor ama mücadele ediyor. Ama tabii büyük takımlarda o yetmiyor. Bir de hani dediğin konuya geliyorum. Hani Emre Akbaba'nın Galatasaray sonrası Alanyaspor performansı. Yani geçtiğimiz sene Berkan Alanyaspor'un parlayan isimlerinden evet biri açtı. Bunu sahada görüyorduk. Yani. Hı. Ama tabii işte büyük takım farklı. Salih Uçan da Alanya'dayken çok iyiydi mesela. Bakalım 10 numara bölgesinde Galatasaray taraftarı ne diyor? Morutsan. Demek ki %20. Demek ki bir şey görüyorlar yani. Tabii biz farklı düşünüyorum ben. Bir şey göremiyorum Morutsan'da ben. Ama söylemek evet gerekiyor. Hafta boyunca oylattırdık. Evet. Yani Kasımpaşa maçını taraftar en azından oylamaya yetişmemiş de olabilir tabii ki yani. Bir kere fiziksel olarak bence üst ligler için ve Süper Lig için yetersiz. Artık futbolda yani fizik gücü, kuvvet, bunlar atletizm vazgeçilmez. Yani Morutan 20 sene öncesinin futbolunu oynuyor ya da böyle hani futsal var ya salon futbolunda bence şov yapar. Ama hani bu seviyede ben işinin zor olduğunu düşünüyorum. Seninle de hep konuşuyoruz. Hani ben biraz tutmaz bence mesela Galatasaray sezon sonu Morutan'ı. Yani zor işi diyorum yani. Hani bu seviyede böyle olmaz yani. Yanından biri geçse neredeyse yıkılacak Morutan yani. Bakalım kanatlarda kim var? Galatasaray'da. Kerem Aktürkoğlu. Şu anda Galatasaray'ın. Kasımpaşa maçında bilmiyorum. Kerem'i de bir. Ama biraz. Ne olursa olsun bugün Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu olmasa kaleye gitmekte zorlanıyor Galatasaray. Kesin. Yani bu tabii Kerem Aktürkoğlu için çok iyi bir şey ama Galatasaray gibi bir kulüp için çok kötü bir durum. Kerem yoksa kaleye gidemiyor. Sağda Morutan'ı koymuş. Yani Şalper Yılmaz. Beklenen patlamayı yapamadı. Bence potansiyelli bir oyuncu mesela Barış Alper Yılmaz. Ama mesela Kerem'in kendine güveninin onda biri yok diyelim. Hani o kendine güveni yok ama orada ben yine Emre Kılınç Hatayspor maçında hani etkiliydi. Ama Kerem hakikaten yani çok net transferi kokluyor. Yani işte Harry Potter belki de bilmiyorum hangi nasıl çalışıyor buna. Kendi PR'ını bir oyuncu bu kadar güzel, bu kadar sade ve net yapabilir. Bu Harry Potter benzetmeleri, hafta içinde paylaştığı free kick videosu, sonrası da onu atması gibi gibi bunlar yan yana geldiği zaman kısmet konuşuluyor. Da. Tamam da işte o biraz da şans oyuncu yani. Orada free kick olacağını nereden bileceksin yani? Onu hesaplayamazsın yani. Bu şunu gösteriyor. Oyuncu çalışıyor. Ya zaten bak Cihan bu seviyede, Süper Lig seviyesinde sadece büyük takım değil. Çalışmazsan olmaz. Eskiden de o. 20 sene önceydi. Sergen Yalçın çalışmasına gerek yoktu. Sırf yetenekti o. Çalışmasına gerek yok. O iş eskidendi. Ama artık özellikle 2010 sonrasında, 2010 ve futbolda fizik gücü, tempo, atletizm çok çok önemli. Çalışıyor, kazanıyor, şeyini alıyor Kerem. Meyvesini alıyor. Meyvesini alıyor yani. Bakalım en uçta kim var? Galatasaray'da Halil Dervişoğlu diyor yine. Yani ben mesela Babel'in de şey olduğunu düşünüyorum yani hani tamam Galatasaray'daki performansı iyi olmadı ama hani Liverpool, Beşiktaş'ta müthiş performans gitti. Fulham'da hakikaten müthiş oynadı. Kasımpaşa'da çok iyi oynamıştı. Ben bu kadar şey bir hani bu kadar tek santrafor Babel pekala oynayabilir yani izleyicilerimiz iyi hatırlar. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Kadıköy'de Babel tek santrafor çok da iyi oynamıştı evet. O maç çok bir de gol atmıştı. Gol de vardı. Hani Babel en üst seviye oynamış, Hollanda milli takımında oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani burada genel olarak Galatasaray'da bütün takım halinde performans düşüklüğü, performans sorunu var idi sezon boyunca. Bu durumda Galatasaray şu anda hakikaten
küme düşme hattından 4 puan önde. E bundan sonra daha fazla ayakları titrer futbolcuların. Ya bu şaka değil. Futbol bu. Ve Trabzonspor'la karşı karşıya. Zaten Trabzonspor'la karşı çok zor bir maç Galatasaray için. Maçın favorisinin herhalde Trabzonspor olduğunu söylemek için şey olmaya, futbol profesörü olmaya gerek yok. Ama ha şu var tabii. Kağıt üstünde. Sonuçta bu büyük bir maç. Bu bir derbi. Her şey olabilir. İlk maçta aynı kadrolarla hani Galatasaray aynı bu kadrosuyla ilk maçta biliyorsun 2-0'dan 2-2 oldu yani. Kazanabilirdi maçı. Yani büyük maçlarda hakikaten belli olmaz ama hani kağıt üstünde bakınca performansları mesela Giresunspor performansı Trabzonspor boğdu mesela ikinci yarı. Vurdu bir yere. Okan'a denk geldi yani. Okan Koç'a çarptılar diyelim. Ama bugünkü yani son 4-5 maçlık performansıyla Galatasaray için hayal kırıklığı sezon ve devam edecek ve Galatasaray o küme düşme hattının oradaki o stres futbolculara yansıyacak. İli ayağı titreyecek yani oyuncuların. Ben öyle düşünüyorum. Ben Kasımpaşa maçında bunu gördüm biraz. Baskı. Baskıyı daha da hissedecekler. Trabzonspor maçında takım geriye düşerse tribün baskısı daha da artacak. Canım zaten istifa falan çok doğal olarak taraftar istifaya çağıracak. Yani Torrent'in burada ne şeyi var? Adam 2 hafta gelmiş. 4 günde 2 maça çıkmış. 1 haftadır burada. Tabii ki kimi istifaya? Hoca yönetimi istifaya davet edecekler. Sonra da Alanya'ya gidiyor Galatasaray. Hani Galatasaray hakikaten böyle bir şeye giriyor. Korkut'un önüne girmiş vaziyette. Kasımpaşa maçını kaybetti. Korkut'un önüne girdi. Trabzonspor ve muhtemelen hava çok kötü olacak İstanbul'da. İnşallah tabii meteoroloji yanılır. Hani öyle bekleniyor. Sonra Alanya deplasmanı aradan sonra. Ben çok mutlaka Galatasaray'ın orta saha takviyesi yapması gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene de orta sahası zayıftı Galatasaray'ın. Bu sene de orta sahası zayıf. Yapmazsanız oralarda gezinir. Futbolu belli olmaz. Peki. Son 5 dakika Trabzonspor'un 11'iyle son 5 dakikada da Trabzonspor'un 11'ini konuşacağız. Uğurcan Çakır, Raşit Altun %97. Ya Trabzonspor da böyle bir sanki şeye mi girdi diye de bir düşünüyorum yani. Taraftar. Takım. Benim yorumum takım girmedi ama taraftar. Ben takımın girmediğini düşünüyorum. Camia da böyle olmadı, bir. Olmadı. Pozisyonlar, şutlar vesaire. Giresunspor'un da iyi bir takım olduğunu unutmayalım. İstanbul'da Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı yendi. Fenerbahçe deplasmanında penaltıyı atsa belki o maçtan da puan çıkaracaktı. Ben Giresunspor iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Stadyumda böyle bir şey oldu. Taraftar biraz böyle paniğe girdi. Penaltı, son penaltıda hani tribünleri ara ara gösterdik biz. Tribündeki taraftarlar. Yok, ama şeyden sonra oldu bu. Yani ikinci yarı başlamaz böyle hani bir negatif elektrik. Evet. Yayıldı stadyumun değil mi şey? Stadyuma yayıldı. Özellikle golden sonra yani Umut Nayır'ın golünden sonra özellikle Cornelius'un golünden sonra da çok uzun bir vakit vardı. Hani orada bir takım bir tempo yaptı ama taraftar rakibin üzerine böyle bir baskıyı kuramadı bence. Peki. Bakalım stoperde. Panik yaptı çünkü. Peki. Buyurun. Bakalım stoperde kimler var? Taraftar ne diyor? Hugo ile Dansville koydu. Trabzonspor taraftar. Çok enteresan. Tabii herkes sol stoper arar. İki tane sol stoper. Sol ayaklı stoper. Evet. Yani. Kanatlarda yani beklerdi kimler var? Perez. Bence Perez de çok iyiydi. Evet. İtalyan işi gol geldi. Evet. Solda da yorumunu alayım. Fuat. Valla ilkinde erken ama hani en azından fizik güç olarak atletizm olarak ilk maçın şeyi olmaz yani. Şimdi oyuncu daha yeni gelmiş. Bence pozitif bir bana da izlenim bıraktı ama tabii hani göreceğiz. Bakalım orta sahada kimler var? Trabzonspor'da değerli izleyenler. Dorukhan Toköz ve Hamşik diyor taraftar. Abdullah Avcı'nın 2 hafta önce çıkardığı 11'e uyuyor yani taraftar. Tabii. Ama Berat Siopis yedek. Şimdi biraz önce konuştuk ya. Bu ligde en üst düzey oyuncu kim var diye. Pjanic, Mesut Özil ve Hamşik. Ve Hamşik tabii sezon boyunca ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Yani Pjanic'in, Hamşik'in olması bence çok büyük bir avantaj. Yani Giresun sakin kalıyor. Liderlik yapıyor. Vakayeme de aynı şekilde. Trabzonspor bence eksiğini çok hissediyor Hamşik'in. Yani ben, mesela bu maçta favori olmasının nedeni bence Marek Hamşik. Hakikaten çok akıllı bir oyuncu. Çok. Ve büyük maçlarda büyük oynuyor. Hani tüm kariyeri boyunca.
Burada. Uzun saymayalım İtalya yani, Serie A'dan. Büyük maçta. Şimdi mesela Beşiktaş maçını hatırla, o pası. Tabii. Büyük maçta büyük oyuncu zaten büyük maçta. Bir dokunuşta attı önüne ve sonrasında. Evet. Yani Hamşik. Şimdi orta sahaya devam edelim. Bir şey devam söyleyeceğim. Edelim. Devam edelim. Edin Visca. Yani, 90. Bakasetas. Şeyi görme gösteremedi yalnız Visca ama tabii daha ikinci maç henüz erken. Evet. Henüz erken. Bu arada Trabzonspor taraftarının belirlediği 11'de şu anda iki yerli var. Muhtemelen evet. En uçta da Cornelius göreceğiz. O ama hep onu oluyor ya. Biz de yabancısına karşıyız. Yabancı şeyine. Trabzonlar da karşı. Beşiktaşlar da karşı. Galatasaraylar da karşı. Fenerbahçe'yle. Ya ilk daha o da hani daha alışma süreci diyelim. Önde ve dur şimdi burada. Şimdi Bakasetas, Hamşik, Dorukhan, Morutan, Çıkıldağ, Berkan. Yani bunu herhalde bilmiyorum yani. Futbolla ufaktan birazcık haşır neşir olan biri herkes. Yani kardeşim bir futbol takımındaki en önemli, tabii ki her pozisyon önemli ama orta saha kadar güçlüsün. Ya da gelelim Beşiktaş'ın orta sahasına bakalım. Joseph Pjanić, Oğuzhan ya da işte Teixeira ya da işte Atiba. Ha yani. Yani küçükken yapardık ya böyle işte Fenerbahçe kadrosu, Beşiktaş kadrosu hangisini alırsın? Hangisini? Mesela yazsak Galatasaray kadrosunu yazdık ya. İşte Trabzonspor kadrosu da bu ya. Galatasaray kadrosuna buraya kimi koyarsın? Buyurun koyalım bakalım. Mesela var mı? Yani hani Vakayeme oynamak istemese 60'tan sonra Kerem çıksa yani. Onu diyeceğim. Kerem şimdi. Vakayeme 60'ta yoruldum. Tamam, Kerem alırım. Stoper Vitor Hugo, Marka, Dansville, Nelson, kaleci Uğurcan Çakır. Hani Muslera olsa belki şey olur orada. Muslera yok. Esabek Perez, Boy, önde Visca, yine Morutan. Visca Morutan. Kim oynarsa. Cornelius Halil. Yani şu anda mesela düşünelim. İçeride var mı? Can'ın söyleyeceği var mı? Değişti. Ben şunu koyarım diyor mu editörümüz Can? Can son bir dakikamız diyor. Yönetmen kim? Doyum olmaz diyor ama. Yönetmenimiz kim? Sevgili Ural Çetinkaya. Ben Ural söylüyorum mesela. Şunu alıyorsun abi, haksızlık yapıyorsun diyor mu? Demiyorlar. Demiyor. Durum bu. Gerçek bu. Kalite. Evet. Raşit Altun, çok teşekkürler. Ağzına ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok Cihan güzel Bey. Yorumlar için sana ben bir kez daha. Ben size teşekkür ederim. Bunlar da sanal direktörü Raşit Altun'un aldığımız son yorumlardı değerli izleyenler. Önümüzdeki hafta Cuma saat 17'de beIN Sports HD1 ekranlarında sanal direktörde yine karşınızda olacağız. Hafta boyunca sizleri bir kez daha tr.beinsports.com adresine bekliyoruz. Oylar için hoşçakalın.